da işgalden kurtuluşunu bir kez daha kutluyoruz. Ve bu büyük Karabağ zaferinin başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk dünyası için hayırlı ve mübarek olmasını, aynı zamanda ta Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına kadar gidecek yeni zaferlerin başlangıcı olmasını da Yüce Rabbim'den, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cemevleri, vakıfları, dedeleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı. Bir takım olumlu adımlar atıldı. Bakıyoruz CHP zihniyeti, onun yanında saf tutmuş olanlar bunlardan bile rahatsızlar. Yani istiyorlar ki devlet, hükümet, Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu hususlarla ilgili, Alevi vatandaşlarımızla ilgili, onların beklediği hizmetlerle ilgili olumlu adımlar atmasın ve oradaki problemler devam etsin, rahatsızlıklar devam etsin ve bunlar üzerinden de CHP oradan oy devşirmeye devam etsin. Tamamen zihniyet bu. Çünkü sen eğer CHP olarak gerçekten Alevi yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın meselelerini çözme niyetinde isen, ya onlarca yıl bu ülkede CHP tek başına iktidar olmadı mı? Niye çözmedin kardeşim? Niye çözmedin? Tam tersine sensin bu problemlerin kaynağı sensin. Senin zihniyetin bu problemlerin kaynağı. Artı 80'den sonra da ya da önce de iktidar ortağı olduğu dönemler var. O zaman çözdün mü? Çözmedin. Hiçbir adım atmadın. Şimdi atılan adımlar CHP'ye rahatsızlık veriyor. Çünkü onların elindeki koz alınmış oluyor. Onlar ne derse desin, biz Büyük Birlik Partisi olarak ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyon her bir vatandaşımızı kucaklamaya, onların dertlerini çözmeye, problemlerini çözmeye ve taleplerini, haklı taleplerini, makul taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Birkaç yıldır ısrarla dillendirdiğimiz EYT'nin mutlaka çözülmesi, bunun bir hak mücadelesi olduğu konusunda da sona geldik. İnşallah yılbaşından önce emekli yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetini gideren düzenleme de mecliste olacak. Yine daha önce de ifade ettim. 600 bin civarındaki sözleşmeli personelimiz ve kitlerde çalışan arkadaşımız da, kardeşimiz de kadroya geçecek. Tabii bizim vatandaşımızdan aldığımız talepleri, biraz önce söyledim, serzenişleri de hem burada paylaşıyoruz hem hükümetle paylaşıyoruz. Özellikle elektrik fiyatlarıyla ilgili, hem konutlarla ilgili hem de iş yerleriyle ilgili yüksek düzeyde bir serzeniş var. Bununla ilgili de bir önce saydığım destekler kapsamında doğal gaza verilen destek gibi biz elektrikte de özellikle bir destek paketi hazırlanıp bunun özellikle geliri düşük olan vatandaşlarımızla ve durumu zayıf olan esnafımızın ve ticaret erbabımızın desteklenmesi şeklinde uygulamaya sokulmasını bekliyoruz. Biz bu konuda fikirlerimizi ifade ettik. Sayın Adalet Bakanımıza ve AK Parti heyetine, bizim yaptığımız çalışmalarla örtüştüğünü gördük bizim hukukçu arkadaşlarımızla ve teklifin bizim için bu haliyle yeterli olduğunu ve Büyük Birlik Partisi olarak da bu teklifi sonuna kadar desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi de ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmeler tamamlandıktan sonra uzlaşma sağlanabilirse, çünkü salı günü bizimle paylaşıldı, çarşamba günü de biliyorsunuz AK Parti heyeti mecliste grubu bulunan parti heyetleriyle görüştü. Şimdi onların cevapları bekleniyor. Eğer uzlaşma sağlanabilirse ortak teklifle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yok, uzlaşma sağlanamazsa
Cumhur İttifakı partiler olarak biz bu teklifi meclise sunacağız. CHP eğer başörtüsü serbestliği konusunda samimi ise bu anayasa değişikliği teklifine evet verir. Vermezse samimiyetsizliği ve başörtüsü düşmanlığı bir kere daha tescillenmiş olur. Düştüğü bu çukurdan çıkmasının bir tane yolu var. O da anayasa değişikliği teklifine partisinin evet demesi. Başka yolu yok. Bu anayasa değişikliği kapsamında AK Parti heyetinin HDP ile ziyareti, biz tabi Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz HDP ile terörle arasına mesafe koymadığı ve terörün, daha doğrusu PKK'nın açık bir siyasi şubesi olduğu için görüşmüyoruz. Sadece kurumsal olarak HDP ile görüşmemekle kalmıyor. Mecliste HDP'den seçilen başkan vekilinin yönettiği oturumlara dahi ben katılmıyorum biliyorsunuz. Görüşülmesini doğru bulmadığımızı her şartta ifade ettik. Bizim görüşümüz aynıdır. Bizim durduğumuz yer aynıdır. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa'nın sırf Cumhur İttifakı içerisinde bir fitne çıkarmak amacıyla aslında her gün görüştükleri, her gün yedikleri içtikleri neredeyse ayrı gitmeyen ve yerel seçimde açık ittifak yaptıkları bir sözde partiyle görüşmeyi gündeme taşımaları sadece dediğim gibi Cumhur İttifakı içinde bir fitne çıkarma çabasından başka bir şey değildir. Gündemde tutulan görüşme meclisin işleyişi ile ilgili bir görüşmedir. Dolayısıyla meclisin işleyişi ile ilgili görüşme ayrı bir şey, seçim işbirliği yapmak ayrı bir şeydir. Dolayısıyla da meclisin işleyişiyle ilgili neredeyse zaten her gün görüşüyorlar. Her gün meclisteki grubu bulunan bütün partiler neredeyse her gün mecliste görüşüyorlar zaten. CHP ve Altılı Masa PKK'nın siyasi partisiyle yerel seçimlerde alenen, açıktan, fiili olarak seçim işbirliği yapmıştır. Ve PKK'nın meclisteki sözcüleri bunu açıkça dile getirmişlerdir. Mecliste. Ne demişlerdir? Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz demişlerdir. O koltuklarda bizim oylarımızda oturuyorsunuz. Onun için bize saygı duyacaksınız. Bizim taleplerimizi yerine getireceksiniz demişlerdir. Onların da gıkı çıkmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine kim iftira atmışsa, Türk Devleti'ne kim iftira atmışsa, kim kimyasal silah kullandığı iddiasında, iftirasında bulunmuşsa, hepsine kim bulunduysa, hepsiyle ilgili aynı işlem yapılması gerekir. Birisine yapınca iş bitmiyor. Diğerleri ötmeye, konuşmaya devam ediyor. Burada it yürür, kervan yürür diyemeyiz. Üreyen bütün itlerle ilgili hukuk gereğini yapmalıdır. Bu kadar net ve açık. ABD ve bazı AB ülkeleri, bu ülkelere ait, bu ülkelerin istihbarat kuruluşları tarafından yönlendirilen, Türkiye'ye yönelik yayın yapan yayın organları, PKK, FETÖ trolleri aynı argümanlarla, aynı doğrultuda ve aynı hedefe yönelik olarak propagandalarına devam ediyorlar. Hepsinin hedefi aynı. Efendilerinin emriyle Türkiye'de yönetimi değiştirmek. Bu kampanyaya terör örgütlerinin enstrümanı haline getirilmiş olan bir takım meslek kuruluşları ve sözde sivil toplum örgütleri de alet ediliyor. Hukuk ise bu örnekte gördüğümüz gibi maalesef işlevini tam olarak her daim yerine getiremiyor ve eksik bırakıyor.